Avukat Sadiye Çelik Karamelek hanımefendiyle beraberiz efendim. Arkadaşlar 8 ay boyunca peşinde koştum, koştum, koştum. Bugün 05 Cennet Amasya'da en sonu ikna ettim. Gençler, bu video sizin çok özel videonuz. Hayatınızı değiştirecek çok özel video. Bu video sonuna kadar takip edin, izleyiniz ve sizin hayatınız 360 derece değişecek. Bizim davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim öncelikle. Kirmize Elmas 05'i takip ediyorum. Sıkı fanlarınızdanım. Teşekkür ederiz efendim. Çok burada naziksiniz. Burada ata toprağımda Amasya ili Gümüşeciköy ilçesi Çetmi köyünde özellikle bu röportaj yapmak benim için ayrı bir öneme sahip. Çok mutlu oldum açıkçası böyle bir teklifi burada yapmanızdan dolayı. Çok güzel oldu. İnşallah gençlere faydalı, güzel bir röportaj olur. Mutlaka olacak. Keyifli bir sohbet olur. Tabii. Umarım. Sadiye Çelik Karamelek hanımefendi. Bu mesleğe, avukatlık mesleğinize, hukuka ilgi duymanız nereden başladı? Buyurun. Öncelikle herkese selamlar. Ben avukat Sadiye Çelik Karamelek. Kendimi kısaca bir tanıtayım. Tabii, buyurun. Amasya'lı Gümüşeciköy ilçesi Çetmi köyündenim. Yaklaşık 13 senedir de avukatlık yapıyorum. Bu 13. senem bitiyor artık. Tebrik ederiz. Meslekte. Ben idealist gençlerdenim diyebilirim. Çok güzel. Şöyle ki bu ne demek? Orta 2'den itibaren benim gönlümde yatan mesleğim hukuk fakültesiydi. Bunun temel sebebi de çevremde olan olaylara kayıtsız kalmama durumumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Toplumsal olaylar olsun ya da çevremde yaşadığım olaylar olsun. O yüzden orta 2'ydi sanırım. Dedim ki ben evet hukuk fakültesi okumak istiyorum. Yani eğer üniversite okuyacaksam hukuk okuyacaksam üniversite okurum demiştim ve öyle de oldu. Sadiye Hanım, değerli fikirleriniz için teşekkür ederim. Bunun yanında avukatlık ve hukuk kısmının güzel tarafları nedir? Yaklaşık siz 13-15 yıldır avukatsınız. Buyurun. Gençlere her zaman şunu tavsiye ediyorum. Bu sadece hukuk fakültesi ya da hukuk seçecek ya da avukat olmak isteyen, hakim, savcı, noter olmak isteyen gençler dışında da ne istiyorsanız ilgi alanlarınızı öncelikle bir keşfedin. Yani ne ilgi duyuyorsunuz? Herkes avukat, doktor, mühendis olmak zorunda değil. Ara meslekler de var. Ara mesleklerin de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ilgi alanınız nedir? Neden keyif alıyorsunuz? Bu sadece başarılı olduğunuz derslerle kendinizi sınırlandırmayın. İşte benim sayısalım iyi, o zaman ben ya tıp okumam gerekiyor ya mühendislik gibi düşünmeyin. Önemli olan sizin bu hayatta, bundan sonraki hayatınızda yaşam şeklinizi doğrudan etkileyebilecek mesleğinizin ne olacağına karar vermeniz. Peki ben nasıl karar vereceğim? Şöyle ki yapabileceğiniz en önemli şey, örneğin yaz tatillerine kısa dönemli part time de olsa kendi ilgi alanlarınıza göre işlerde çalışabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten Türkiye'de gençlere bu olanakları sağlayan birçok kurum var. Birçok özel sektörde firmalarımız var. Part time gençlere böyle imkanlar sağlıyorlar. Ben de Sadiye olarak öncelikle yaz tatillerim olsun ya da okul sonrasındaki saatleri olsun hukuk bürolarında çalıştım. İşte takip elemanlığı gibi avukat asistanlığı, avukat yardımcılığı görevlerinde çalıştım. Dolayısıyla mesleğe adım atmadan önce o meslek hakkında fikrim oluşmaya başladı. Evet, bizim mesleğe gelirsek avukatlık zor bir iş. Güzel bir laf vardır, ben de çok severim. Biz avukatlar insanların derdini aslında bedeli mukabilinde satın alan kişiyiz. İnsanlar bize bir iş verdikten sonra, bir sorununu anlattıktan sonra artık kendileri o sorunundan uzaklaşmaya başlar. Onlar düşünmez. Artık biz avukatlar düşünmeye başlarız. Hukukun çeşitli sac ayakları var. Hakim, savcı, avukat, noter. Hukuk demek sadece avukatlık olarak ya da hakim savcılık olarak düşünmeyin. Hukuk formasyonuna sahip bireyler olarak üst düzey bir şirkette üst düzey bir yönetici olarak da çalışabilirsiniz.
hukuk formasyonu içinde psikolojiyi, ekonomiyi, birçok özellikle eşit ağırlık tercih edecek gençlerden bahsetmem gerekirse, birçok eşit ağırlığın bölümünü içeren geniş bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Bu sırada Sadi Hanımefendi, gençlerimiz ne kadar kitap okuması lazım ki avukatlıkta, hukukta, biraz da sınavlarda başarılı olsunlar? Evet, hukuk ezber değil. Hukuk iyi bir analitik düşünceye dayalı. Sadece mesela siz bana deseniz ki şu anda Şur Bey, bir kirmiz elma 05, evet, deseniz ki işte şu kanun şu maddesi nedir dedim, derim ki bilmiyorum, bir bakmam lazım. Ama bir olay anlatmış olduğunuzda o olayın hangi kanunun hangi olayına istinaden, hangi mevzuata dayalı çözülebileceğini size söyleyebilirim. Bu bir analitik düşüncedir. Hukuk okuyacak gençlere en büyük tavsiyem, çok kitap okuyun. En az 2 saat. En az 2 saat. Zaten kitap okursanız dünyayı anlarsınız. Evet, sadece okulda dost değil. Evet, en sadık dost. O yüzden de gençlere tavsiyem kitap okumanız, araştırmanız, elinizde sadece işte telefonlarda işte ya da PlayStation'larda, evet onlar da belki zaman zaman deşarj olmak için olabilir ama genel anlamda gerçekten istediğiniz tarzda kitap okuyun. Bu sizin diksiyonunuza yansıyacak, konuşma tarzınıza, hayatı anlamanıza yansıyacağını düşünüyorum. Sade Hanımefendi, avukat Sade Hanım, bu hukuk fakültesi veya avukatlık mesleğimizin eğitim kısmı nasıl oluyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitimler yeterli midir? Buyurun. Şimdi şöyle, YÖK bu konuyla ilgili, Yüksek Öğretim Kurumu, tamam. YÖK üniversite olarak hukuk fakültelerini tercih etmeniz gerekiyor. Hukuk fakültesi. Bu sırada kaç yıllık o hukuk fakültemiz? Hazırlık dahil, eğer bir özel üniversite ya da hazırlığı olan bir üniversiteyi tercih edecekseniz, hazırlık dahil 5 sene hukuk fakültesi. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra da 1 sene avukatlık stajı görmek zorundasınız. Çok güzel. Şimdi artık avukatlık sınavı da geliyor diyorlar, galiba gelecek diye biliyorum. Oraya bir bilgi okuyun. O sınav gelsin mi senin gözünde, evet, evet, beyninde? Kesinlikle. Avukatlık sınavı gelmeli. Ancak hakimlik, savcılıkta da yazılı sınav çok güzel. Ancak mülakatların çok ciddi bir şekilde mağduriyetlerine yol açtığını düşünüyorum. Ayrıca bu kadar çok hukuk fakültesi açılmasını da desteklemiyorum. Hukuk fakülteleri daha az olmalı ki, evet, eğitimi daha kaliteli olsun. Evet. Çünkü eleman bulmakta bizler avukat olarak, evet, takip elemanları da bence bu meslekte cezbedici. Adalet meslek yüksek okullarımız var sonuçta. Herkes avukat, hakim, savcı olmak zorunda değil. Bu kadar çok hukuk fakültesi olursa çok fazla avukat olur. Bu da mesleği kalitesiz hale getireceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Kırmızı Elma 05 YouTube kanalındayız. Bu sırada Sadi Hanımefendi, avukat Sadi Hanım, anne babalar ne yapabilir? Bu mesleğe ilgi duymak isteyenler lisenin 1-2-3. Sınıfında son olarak. Çevrelerinde muhakkak avukat tanıdıkları vardır. Çocuklarının bu anlamda eğer yeteneği olduğunu keşfediyorsa, ki benim annem öyle yapmıştı, Fatma Çelik. Ben orta 2'de hukuk fakültesini istediğim, avukat olacağım ben dediğimde. Çok güzel. Hedefin yüksek. Kulakları çınlasın. Eski staj eğitim merkezi başkanımız avukat Şeref Kısacık, Mustafa Şeref Kısacık bir gün eve davet etti Şeref hocamızı bir yemeğe ve onunla sohbet etmemi sağlamıştı. Aynı zamanda da belli tanıdık avukatlarda, hukuk bürolarında zaman zaman çalışmamı sağlamıştı ve bunlar benim bu mesleği tercih etmemde etkin bir rol oynadı. Anne babalarımız da bunları, bu yönde gençleri teşvik edebilirler. Öğrencilerimize veya bu mesleğe ilgi duyan gençlerimize, size sosyal medyadaki hesaplarınızdan ulaşabilirseler, o gençlerimize, pırpır gençlerimize yardımcı olabilir misiniz manevi olarak? Avukat Sadiye Hanımefendi. Tabii ki her zaman gençlerimize yardımcı olurum. Sormak istedikleri, kafalarında takıldıkları veya birlikte çalışabileceğimiz çalışma arkadaşlarımız da olabilir. Gençlere kapımız her zaman açık. Üniversite öğrencisi gençleri olsun, stajyeri arayanları olsun. Şu an Çelik Hukuk Bürosu. Ayrıca lisede ilgi duyanlar olursa tabii, tabii, birinci sınıf, muhakkak, ikinci sınıfta. O çok güzel. Benim böyle öğrenci arkadaşlarım da var. Sağ olsunlar, zaman zaman liselere gittiğimizde kendilerine eğitim seminerleri, mesleki eğitim seminerleri verdiğimizde hukuk fakültesini tercih etmek istiyorum ama Sadiye abla ne yapabiliriz
diye her zaman bana yazıyorlar Instagram hesaplarımda. Çok güzel. av.sadiyecelik hesabımda, yine Facebook hesabımda, yine Twitter'da beni bulabilirler. Elimizden gelen yardımı yapmaya da hazırız. Evet arkadaşlar, Avukat Sadiye Hanımefendi, Avukat Sadiye Çelik Karamelek Hanımefendi ile son söylemek istedikleriniz, gençlerimize son söylemek istediğiniz cümleler, fikirler, düşünceleriniz nedir? Gençlere şunu söylemek isterim. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Önce bir hayal kurun ama bu hayalin altında doldurun. Ne olmak istiyorsanız, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, nerede bundan sonra kendinizi görmek istiyorsanız asla peşini bırakmayın. Siz çabalayın, inanın bana, bütün ümidim gençliktedir dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ümit edin, hayal kurun, çabalayın ve sonunda hayallerinize kavuştuğunuzu göreceksiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu söyleyişimizin değerli fikirlerinize, düşüncenize sonsuz teşekkür ederiz. Kırmızı Elma biliyorsunuz ki 05. Sosyal sorumluluk projesinde gençlerimize mesleklerinde ön ayak olmak için böyle sizin gibi değerli insanları davet ediyoruz. Bu sohbeti, söyleşi yaptığımız için, davet ettiğiniz için, değerli fikirleriniz için teşekkür ederiz ilginize. Çok teşekkür ederiz. Canlar, dostlar, arkadaşlar teşekkür ederiz. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gösterin güler yüz nezaketlerinize teşekkür ederiz. Arkadaşların, dostlarınızı ve akrabalarınızı Kırmızı Elma 05 kanalımıza abone yapmayı ve takip etmeyi sakın unutturmayınız. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bir başka da videoda görüşmek üzere. Teşekkürler efendim. Saygılar, sevgiler. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız.